yukarı için 1800 metre kadar. Böyle güzel bir yoldan ama birazcık yorucu bir yoldan. Yorucu bir yoldan gidiyorsun. Zeus'a en yakın yerlerden biri galiba bu. Şimdi öyle göstereceğim size nasıl kına yapıyorduk. Zeus altarı kınası. Ben de giyeceğim gelinlik. Öyle mi? Evet. Tamam. Olmaz mı? Motora bindirmez misin ben gelinlikle? Olur gelinlikle. Bizim zamanımızda yoktu. Belki kortej de yaparız o zaman. Olur. Zeus altarına ulaştık arkadaşlar. Buradan 1800 metre kadar yürüyerek gideceğiz. Altarın olduğu yere. Burası antik Yunan'da tanrıların tanrısı olarak bilinen Zeus için hediyelerin sunulduğu, işte kurbanların kesildiği bir yer. Ama müthiş bir manzara var. Göstereceğiz birazdan size. Aynı zamanda daha sonraları Müslüman geleneklerine göre de bir yatır olduğuna inanılmış. Erdem Baba isimli bir şahsın yattığına inanmışlar. Öyle söylentiler var. Çok güzel bir yoldan gideceğiz ormanın içerisinden ama ulaşacağımız yeri çok seveceksiniz. Yine tırmanıyoruz. Zor yollar. Zor yollar. Yine zor yollar. Ve hava sıcak. Bütün güzellikler zor yolların arkasında arkadaşlar. Tecrübe konuşuyor. Ama sonunda çıkan manzaraya aşık olacaksınız. Zeus altarı için 1800 metre kadar böyle güzel bir yoldan ama birazcık yorucu bir yoldan. Yorucu bir yoldan gidiyorsunuz. Ama dayanılır çünkü çıkacak manzara çok güzel. ...800 metrelik zorlu bir yol sonunda ve sıcak havaya da katlanarak Zeus altarına geldik. İşte giriş alanı burası. Ne yazıyor? BNH 5'se 5. sezon çabuk gelsin yazıyor ya. O ne ya? Sanırım bir Netflix dizisi. New Mutants çıksın artık. Yok canım. Yemin ediyorum. Kesin bunu çocuklardan biri yazsın. Yani tabii muhtemelen. Ve herkes ırk, din, dil, geçmiş vesaire vesaire sebeplerden diyor. Varsayılan. Ne? Ya güzel yaşasın demiş en sonunda da. Poşet bağlamışlar, ilginç. Yani arkadaşlar. Mendil, poşet. Şeyde, saçma oldu hepimiz biliyoruz da yani şu nedir Allah aşkına ya. Şu nedir, şu nedir. Maske mi takmışlar? Yani maske var bilmiyorum. Bilimum ıslak mendil var. Çoğunluğu ıslak mendil zaten. Bakalım şimdi asıl bölgeye geçiyoruz arkadaşlar. Bahsettiğimiz muhteşem manzarayı göstereceğiz. İşte bu ya, çok güzel. Thank you.
gözenlerle ne yapıyorduk bak, bunların üstüne şu yosunlar var ya, yosun gibi olan şeyler. Evet. Bunlardan fırına yapıyorduk. Böyle bir tane taş buluyorsunuz, sonra o yosunların üstüne biz tükürüyorduk da. Bu çıkan yeşili birazdan avcuma süreceğim. Göstereceğim size nasıl kına yapıyorduk. Zeus altarı kınası. Canı alıyorum. Bakın kınadan hiçbir farkı yok. Ve bu kadar. Biraz bekleyeceğiz tabii yıkamak için. Yıkadıktan sonra sonucu sizinle paylaşacağım. Vallahi efsaneydi. Yani evet biraz terliyorsunuz falan ama çıktığınız yer neredeyse Zeus'a ulaşabileceğiniz bir yer. Hani Zeus için burası bir hediye ve kurban yeri gibi sunağı yapılmış, gibi. Sunağı gibi yapılmış ama yani biliyorlar işi ya, biliyorlar işi. Yani Zeus'a en yakın yerlerden biri galiba burası. Bence de öyle. Üç boyutlu panoramik bir manzarası var. Evet zorlu diyoruz ama hani sıcak öğlenin tam dik güneşin saatlerinde bizim gibi çıkmazsanız... Daha az yorulacaksınızdır muhtemelen. Buradaki gün batımı da çok iyi olabilir arkadaşlar. Evet. Ama emin olun gün batımı da çok kalabalık olacaktır. Hangi saat olursa olsun gelin, çok güzel. Doğası da çok güzel. Ağaçlık, ormanlık zaten. Kamp yapmak bildiğimiz kadarıyla şu an yasak. Kamp yapmak ve piknik yapmak yasak. Evet, sit alanı değil mi aynı zamanda? Aynen. Birazdan gideceğimiz Adatepe Köyü çok yakında buraya. Evet. Orada da çok güzel böyle dinlenebileceğiniz yerler var. Köy de çok güzel zaten, hani oradan oranın da manzarası kendine has, çok güzel. Ama biz tabii buraya geldik, döneceğiz şimdi, biraz hem dinleneceğiz hem de Özgür'ün çay stoğunu biraz doldurmamız lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Böyle yerleri buluyor eskiler, evet. Bulmuş yani. Yani dağın tam uç noktası, bütün panoramik manzara ayağınızın altında, hani görmenizde fayda var. Kesinlikle atlanmaması gereken yerlerden bir tanesi. Bunun akabinde Adatepe Köyü vardı değil mi? Yani çok yakınında. Çok. Çok yakınında. Burası da daha önce Rumlarla Osmanlıların bir arada yaşadığı, yaşamayı başardığı çok güzel köylerden bir tanesi. Yeşilyurt Köyü'ne benzerlikleri var değil mi biraz? Var ama burası ama, biraz daha organize. Biraz daha organize ve çok güzel yapılanmış. Hikayesini öğrendiğimiz kadarıyla daha önce çok 80'li yıllarda İstanbul'dan gelen birkaç iş adamının bu köyü görerek aşık olması ve evlerden birkaçını satın alarak restore etmesiyle aslında macera yeniden başlamış. Yani birçok ev restore edildikten sonra diğerlerine sıçramış, diğerleri onlara sanatçılar haber vermiş. Gelmiş. Sanatçılar, yazarlar gelmiş, oralardan evler satın almış ve restorasyon devam etmiş. Şu an en güzel zamanında değil mi? Evet, çok güzel bir zamanda. Çok güzel bir yer. Ve Adatepe Köyü'nü mutlaka sokak sokak gezmelisiniz. Zeytinyağı Müzesi o bölgede çok böyle ilgi çeken yerlerden bir tanesi. Evlere zaten bayılacaksınız. Evet. Ama yapmadan geçmeyin. Mutlaka otlu dondurma yiyin. Kesinlikle tavsiyemdir. Ben ilk söylediklerinde hani otlu dondurmayı bir çeşit bir şey zannediyordum. Yani otlu dondurma. Ama bütün otlardan farklı farklı dondurma çeşitleri yapmışlar. Sakın ön yargılı olmayın. Gerçekten çok lezzetli dondurma çeşitleri var. Ben bizzat denediğim için, biliyorsunuz dondurmayı seviyorum. Denediğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dilek, yine bir gelin. Evet, gelinlerden yana şansımız bol. 20. yılımızda ben de gideceğim gelinlik. Öyle mi? Evet. Tamam. Olmaz mı? Motora bindirmez misin ben gelinlikle? Olur gelinlikle. O zamanımızda yoktu. Belki kortej de yaparız o zaman. Olur. Olmaz mı? Olur. Güzel olur bence. Bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.